Herkese merhabalar. Bu hafta wireless devresiyle enerjiyi nasıl transfer edeceğiz? Neleri çalıştırabiliriz? Nerede kullanabiliriz? Biraz beyin jimnastiği yapacağız. Günümüzde cep telefonlarının şarjıyla başlanan bu akım ileride birçok yerde karşımıza çıkacak. Şimdi devrenin yapısını, şemasını, her şeyini videonun içerisinde paylaşacağım. Ondan önce bu devre nasıl çalışıyor? Bununla neler çalıştırabiliriz? Onu anlatacağım. İlk önce şöyle bir şey yaptım. Teyp makaralarının, lastikli teyplerin makaraları vardır. Motorların üstlerinde şöyle küçük minyatür makaralar. Bunlara 0-10 mikron tel sardım. Hemen göstereyim. Şöyle bir adaptör trafosu, küçük adaptör trafosunun içerisindeki ince telden yaklaşık 2,5 metre kadar bu makaranın üzerine sardım şu şekilde. Makaranın şurasında 2,5 metre teli yerleştirdim. Üstüne de herhangi bir kırmızı, yeşil, sarı fark etmez bir ledi lehimledim. Arada hiçbir şey yok. Şimdi bunu devremizi kullanaraktan uzaktan yakacağız. Sonrasında bir motor çalıştıracağız. Motora da arkasına bir sekonder bobin yaptım, 30 tur. Bir diyotla doğrultup motora verdim. Devam ediyorum. Bir tane RHD trafomuz var. Yüksek gerilim trafosu diyoruz. Tüplü televizyonların içerisinde oluyor. Buna hiçbir sargı yapmadan direkt üzerine yerleştirip üstünden yüksek gerilim alacağız. Yani 20.000 volt çalışacak. Yani benim videolarımda belki seyretmişsinizdir. Burada sargılar yapardık. 6 tur karşısına bir transistör MOSFET bağlardık ve öyle gerilim alırdık. Artık o olmayacak. Direkt kablosuz olarak çalışacak ve yüksek gerilimi burada göreceğiz ARC yaptığını. Wireless için bir zemin hazırladım. Şu şekilde duracak. Yaklaşık 5-6 tur teli çevirip iki uç çıkardım. Yaklaşık 1 milim kalınlığında bir bakır tel şu şekilde zeminde duracak. Devremiz de zaten hazır. Bu devre indüksiyon bobini nasıl yapılırdan yola çıktım ama bazı elemanların değerlerini değiştirdim. Şemada o değerleri verdim. Devremiz 6 voltla çalışıyor. Bağlantımızı yapalım. İleride cep telefonlarımızdaki şarj soketlerini ve kulaklık girişlerini hepsini unutacağız. Artık onlar hayatımızdan çıkacak. Her şey kablosuz hale gelecek ve bu çok uzak değil. Neler yapmıştık hatırlayalım. 2, 3, 4. Bir de böyle TV şaselerinde bobinler var. O bobinlerden söküp üstlerine led lehimledim. Kendim de makara olarak sardığım ledlerim vardı. Onları da şu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Çalıştı. Çok güzel. Bu da geldi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. 5. 5 tane ledim var. Yaklaştırayım. Şöyle havaya kaldırayım. Çok güzel çalıştı. Şimdi bir motorumuz vardı. Motoru çalıştıracağım. Sonrasında ledleri üstüne koyacağım. Hem motor çalışacak hem de ledler bu motorun üzerinde dönecek. Aynı şekilde kablosuz. Yani burada biraz beyin jimnastiği yapmak lazım. Sizler de bana mesaj atabilirsiniz. Neleri çalıştırabiliriz? Neler yapılabilir? Mesela kablonun geçemeyeceği yerlerde bu teknoloji çok iyi kullanabiliriz. Motorumuzu şöyle yaklaştıralım. Ve çalışmaya başladı. Hatta yere oturtmuyorum, görüyorsunuz havada şöyle çalışıyor. Tekrar gelelim. Bakın çok da güzel çalışıyor. Şimdi ledlerimi şu pervanenin ucuna yapıştırmak istiyorum. Yapıştıracağım ve bu burada beraber dönmeye başlayacak. Hem motor dönecek hem de ledimiz yanacak kablosuz şekilde. Yapıştırayım, devam edelim. Ledlerimi pervanenin ucuna yapıştırdım, böyle hazır.
Şimdi ışıkları biraz karartmam gerekiyor ki daha iyi belirgin olsun. Şöyle döndüreyim elimle ilk önce. Bakın burada yandı ikisi. Geçiyor. Sonrasında buraya geldi. İkisi yandı. Işıklarımı kapattım. Böyle çok daha belirgin. Aşağıdan geçme esnasında ledlerimiz yanıyor. Şöyle uzaklaşayım. Tekrar yaklaşalım. Bakın burada var. Pervanenin ucu ağır olduğu için motor iyi dönemiyor. Ama sonrasında toparlıyor. Şöyle de destek vereyim. Işıklarımı yine biraz zayıflattım ki atlamayı daha iyi görelim. Bu trafomuz gördüğünüz gibi hiçbir bağlantısı yok. Direkt bunu buradaki devrenin üzerine koyacağım. Ve elektromanyetik alandan etkilenerek sargıları yüksek gerilimi üretecektir. Yaklaşık 20-30 bin voltu göreceğiz. Yani 2-3 santimden atladığını, burada ark yaptığını göreceğiz. Hemen çalıştırıyorum. Biraz da tehlikeli ama çarpılırsak canımız sağ olsun. Bakın. Çok da iyi çalıştı. Hiçbir bağlantı yok. Tekrar indiriyorum üzerine. İki, en az 2 santim var. 2 santimden yani yaklaşık 20 bin volt üretti. Yere değmiyor. Yine çalışıyor. Bakın atlama var. Yaklaştırıyorum zemine. Daha çok atlamaya başlıyor. Büyük led. Şöyle ampul görüntüsü yaptım. Onu üstüne koyayım. Bu muhteşem yandı. Bakın. Şöyle. Aynı şekilde içerisinde 50-60 tur sargım var. İçindeki ledlere bağladım. Kablosuz. Yaklaşık 10 santim mesafeden yanayım. Şimdi şöyle son kez çalıştırayım. Aklıma geldi. Satranç taşlarının içlerine ledleri yerleştirsek ve zeminine bu modüllerden yapsak ve taşlar böyle yansa güzel olurdu herhalde. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.